Bugün gökkuşağı manzaralı bir ev bakmaya gidiyoruz. Lara ile Pars yaptığı uzun konuşmanın ardından Pars'ın bulduğu ev villanına baktılar. Gökkuşağı manzaralı -1+0 bir ev. Ama bu durum Arya'nın hoşuna hiç gitmedi. Küçük araştırmaların sonunda bir çözüm buldu. Ama bir sorun vardı ki Pars'ın da içine sinmiyordu. Çünkü ev sahibi boş patitname istemişti. Tam o sırada bir çözüm buldular. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Lapar'ın 2. bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki en son Lara ile Pars Aşklar Köprüsü'nün altında tanışmışlardı. Oradan sonra sohbet ettiler ve bir yere geçip oturdular. Ama sohbet biraz sıkıcı gelmiş olmalı ki Lyra'nın uykusu gelmiş, bakar mısınız? Bu arada Pars'ın da aklında bir şey var. O da üniversite öğrencisiymiş ve ev bakıyormuş. Ama bir evde tek kişi kalırsa kirası çok pahalı geleceğinden bir ev arkadaşı arıyormuş. Tesadüfe bakın ki Lyra ile Arya da ev arıyormuş. Onlara ev arkadaşı olma teklifini sundu. Ama arkadaşlar, Lyra uyuduğu için şu an bu cevabı öğrenemeyeceğiz. Hah, uyandı sonunda. Sizce de çok güzel olmaz mı? Evde 3 arkadaş beraber kalıyorlar. Beraber üniversiteye gidiyorlar. Her ne kadar Lyra üniversiteye gitmeyecek olsa da. Çünkü biliyorsunuz 2 yıldır üniversite sınavına girip istediği bölümü kazanamadı. Lyra Pars'a planlarından bahsetti. Üniversiteye gitmediğinde Arya'nın yanında ne yapacağından. Eğer merak ediyorsanız şimdi size de açıklıyorum. Arkadaşlar, Lyra sosyal medyayla ilgilenme kararı almış. O sırada da hobilerini geliştirecek. Pars çok titiz bir insanmış. Konuşurken bile ellerini sürekli yıkadı. Lyra şimdi ev arkadaşı olma konusunu düşünüyordu. Acaba olsalar mıydı? Sonuçta kira fiyatı yarıya düşecekti ve belki de o parayla bir araba alabilirdi. Pars'ın kafasında şu an hesaplar dönüyordu. Ne kadar kâra gireceği ve ne kadar eğleneceği. Ama Lyra şu anda bunu düşünemiyordu çünkü biricik kız kardeşi kayıptı. Hala onu bulamamıştı. Bu kadar uzun bir sessizliğin ardından nihayet konuşmaya karar verdiler. Daha doğrusu Pars bir şeyler okumaya başladı. Pars bulduğu ev ilanını okuyordu. Lyra'ya göstermek istedi bunu. Dedi ki bak, gökkuşağı manzaralıymış. Lütfen bir bakar mısın? Pars Lyra'nın geri çevirmeyeceğini umarak ona doğru uzattı. Lyra hafif hafif incelemeye başlamıştı. Gökkuşağı manzaralı nasıl olabilir? Hala anlayamadı. Gerçi ben de anlayamadım. Nasıl gökkuşağı manzaralı oluyor ki? Lyra hadi Allah aşkına, Pars'ın kolu ağrıdı. Hadi artık alır mısın? Lütfen koklama boşu boşuna. Ve hazırsanız sonunda ilana geçiyoruz. Daha iyisi yokmuş ve gökkuşağı manzaralıymış ama -1+0 nasıl oluyor ya? İçinde at koşturabilecek kadar genişmiş. 200 patikareymiş. Bu evden beklentim çok yüksek. Ama sanki altından bir bit yeniği çıkacak gibi hissediyorum. Hadi eve bakmaya gidelim. Saçmalamayın lütfen, ev bu değil değil mi? Bir de içinde ev arkadaşı mı var, eşyalı mı? Bu nasıl bir ev? Üstelik hala Arya'yı da bulamadık. Nasıl olacakmış? Ben istemiyorum dedi Lyra ve çekip gitti. Pars da uzun uzun bu eve baktı. Çocukluğundan beri hayalini kurdu. Ev bu muydu? Üniversiteden sonra geleceği bu mu gerçekten? Pars için büyük bir hayal kırıklığıydı. Pars da terk edip gidiyor bizi. Hayalleri bu olamazdı. Ama tam o sırada bizi bir sürpriz karşılıyor. Arya geri döndü. Tabii Lyra ona hala sinirli. Kaybolduğu için mi yoksa üniversiteyi kazandığı için mi hala emin değil ama sonuçta sinirli. Lyra ve Pars Arya'ya olayı anlattılar. Böyle bir ev olduğunu anlattılar ama nedense Arya'nın içine hiç sinmedi ve küçük bir araştırmaya koyuldu. Lyra Gil'in demesine göre ev sahibi patitnamesiz vermiyormuş. Arya da küçük bir araştırma yaptı ve patitnamenin ne olduğunu öğrendi. Olamaz, buna asla imzalamamalılardı. Arya biraz daha araştırma yaptı. Ne yapabilirlerdi, nasıl bir önlem alabilirlerdi, bununla ilgili bütün bilgileri edindi ve şimdi sıra Lyra'ya söylemekte. Arya koştur koştur Lyra'nın yanına geldi ama Lyra kesinlikle Arya'yı dinlemiyor. Ona çok sinirli ve dediklerinin hiçbirini kesinlikle duymuyor. Gelelim Lyra'ya. Hala içine sinmemiş de olsa bir kez daha bakmak istedi ilana. Arya sinirden neredeyse kendini yiyecekti. Ya Lyra nasıl böyle bir şey yapabilir değil mi? Onu durdurması gerekiyordu. O yüzden onun aklına bir fikir geldi. Gidip Pars'la konuşacaktı. Daha doğrusu tartışıyor mu anlayamadım ama. Pars'la uzun uğraşlar sonucunda sohbet ettiler, konuştular. Arya her şeyi ona açıkladı. Zaten Pars'ın da içine sinmemişti. Ama Lyra patitnameyi okumaya başladı bile. Pars'ın hala içine sinmedi ve aklında bir şüphe var. Bir kira sözleşmesine bakalım. Kira bedeli 5 kilo yaşmamaymış ama bu çok fazla. Tarihler de boş. Aslında bunun bir çözüm yolu varmış. Arya söyledi. Eğer bu evde oturmak istiyorlarsa Arya'nın dediğini yaparlarsa rahatça otururlar. Ama Pars böyle bir şeyi hiç istemiyor. Daha doğrusu bu evde oturmak istemiyor. Bu evin enerjisiyle olmak istemiyor. Arya koştur koştur gelip Lyra'ya çözümü söyledi. Eğer fotoğrafını çekerse bu evde kalabilirlerdi. Ama bu durum ne Lyra'nın ne Arya'nın ne de Pars'ın hoşuna gidiyordu. Bunların hayallerinde çok güzel bir ev sahibiyle karşılaşmak vardı. O zaman yapılacak çözüm çok basitti. Arya bir sürü kez konuştu ve sonunda sanırım Pars
Pars'ı ikna etmeye başarmıştı. Ama şunu da söylemeliyim ki Arya gerçekten çok uğraştı bu iş için. Ve işte Pars'ın karşısına gelen bu sürpriz, Lyra ile Arya yapacağı sürprizi buldu. Çok güzel bir ev buldu. 3 katlı bir ev. Daha doğrusu villa. Ev sahipleri sadece öğrencilere vermek istiyorlarmış. Çünkü öğrencileri çok seviyorlarmış. Hatta ev sahibi arada bir onlara yemek yapıp getireceğini söyledi ve Pars da Lyra da çok mutlu oldu. Yalnız Lyra bir şey düşünüyor gibi. Kıyafetlerini nereye yerleştirecek acaba? Ay şimdiden çok heyecanlandım. Acaba nasıl bir hayatları olacak? Ama ben bunu düşünürken Arya'nın aklında tek bir soru var. En geniş odayı o almalıydı. Sizde de öyle değil mi? Yeni bir eve taşınırken en geniş odanın hep sizin olmasını istersiniz. Bir dahaki bölümde eve taşınacağız. Bu bölümde buraya kadardı. Sizleri çok seviyoruz. Bye bye.